Günlük hayatta sıkça kullandığımız floresan lambayı, neon ışıklarını, otomobillerdeki ateşleme sistemini, radarın temellerini ve mikrodalga fırını gibi yüzlerce icadı sanılanın aksine Nikola Tesla bulmuştur. Bunları söyledikten sonra aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Madem bu adamın bu kadar icadı var, neden tanımıyoruz? Ve bunca başarısı olan birini insanlarca neden yok sayıyoruz? Çünkü bildiğiniz gibi biz insanlar ufak bir başarı olsa bile bunu dilden dile yaymayı severiz. Çoğunuzun aklından geçenleri belirttiğimi düşünerek izninizle ufaktan Nikola Tesla kimdir başlamak istiyorum. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde Avusturya İmparatorluğu'nda bir şimşek fırtınası sırasında doğmuştur. Doğumun ortasında ebe ellerini ovuşturuyordu ve iyi görünmüyordu. Çünkü gök gürültüsü kötü bir alametti. Bebeğin karanlığın çocuğu olacağını söyledi. Ama Tesla'nın annesi şöyle cevap vermiştir. Hayır, aksine o ışığın çocuğu olacak. Sanki bu gök gürültüsü onun bir bilim adamı olacağını ve alternatif akım sistemi aracılığıyla ışık yaratacağını gösteriyordu. Tesla 5 çocuğun dördüncüsüydü. Milka, Angelina ve Marika adında 3 kız kardeşi ve Dane adında bir abisi vardı. Tesla'nın babası rahip, annesi ise hiçbir resmi eğitim almamıştır. Nikola Tesla kendisinde kötü bir travma yaşatacak bir olay ile karşılaşır. Bunun sebebine gelecek olursak, bir gün abisi ata binerken Tesla'nın atı ürkütmesi sonucu attan düşerek öldüğünde sadece 5 yaşındaydı ve bu onun üzerinde kalıcı bir psikolojik etki bırakmıştır. Bu tüm aile için büyük bir şoktu. Ayrıca Dane'in hastalıklı Nikola'dan daha akıllı olduğuna inanıyorlardı. Dane'in ölümü babasını çok rahatsız etti. Çünkü abisinin rahip olmasını istiyordu. Vefat edince de tek seçeneği Tesla'yı kendisi gibi ortodoks bir rahip yapmaktı. Hem bu sayede köylerine daha yakın bir okula gidebilirdi. Ama Nikola Tesla'nın ilginç bir yeteneği vardı. Fotoğrafik hafızası ve yaratıcılık yeteneklerini annesinin genetiğinden aldığını ve ondan etkilendiğini düşünüyordu. Sırf bu yüzden lise zamanlarında aklından integral hesapları yapabiliyordu. Bu duruma ise hocaları bile inanmıyordu. Onun bir şekilde kopya çektiğini, yani kısaca hile yaptığını düşünüyorlardı. 17 yaşında yakınlardaki bir kasabada liseden mezun oldu ve köye geri döndü. Ertesi gün koleraya yakalandı ve 9 ayını yatakta geçirdi. Birkaç kez ölümün eşiğine kadar geldi. Yatalak bir haldeyken babasını rahip olmaması için ikna etti. Çaresiz ebeveyn Nikola tekrar sağlığına kavuşursa onu mühendislik çalışmalarına göndereceğine dair bir söz verdi. Ve Nikola Tesla kısa bir süre sonra mucizevi bir şekilde sağlığına kavuştu. Şunu da belirtmek isterim ki Tesla'nın duyuları inanılmaz keskindi. Dış uyaranlara karşı aşırı hassastı. Mesela Tesla gök gürültüsünü 550 mil öteden duyabildiğini iddia etti. Kendisinden 3 oda ötedeki cep saatinin tıkırtısını ya da gümbürtüyle masaya düşen bir sineği bile duyabiliyordu. Ayrıca Nikola Tesla'nın garip yeme alışkanlıkları da vardı. Her akşam yemekte beyaz eldiven giyerdi ve ağzına bir lokma atmadan önce çataldaki yiyeceğin hacmini hesaplardı. Aksi takdirde yemek yerken hiçbir zevk hissetmezmiş. Ayrıca bir fincan ve bir taban hacmini de hesaplardı. Bu garip alışkanlıklarından dolayı yalnız yemeği tercih ediyordu. Hayatın ilerleyen saatlerinde vejetaryen oldu ve yedikleri şeyler sadece süt, ekmek, bal ve sebzeydi. Ayrıca Nikola Tesla içkiden, tütünden ve hanımlardan da uzak dururdu. Zaten hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Çünkü bekar ve hanımlardan uzak olmasının bilimsel yeteneklerine yardımcı olduğunu düşünüyordu. İlişki içerisinde olan bir kişinin yoğun duygular sebebiyle yemeği, uykuyu, arkadaşları, aşkı, yani kısaca her şeyi unutturacağı kanısındaydı. Ama ona bir şey çok iyi gelmişti. Belki insanlardan gördüğü kötü davranışlardan dolayı, belki de sevgisini bir kadına göstermek istemediğinden ya da insanlara verdiği vakit onun için boş bir vakit harcamaydı. Neden böyle düşünüyor olduğumu soracak olursanız, sebebi güvercine duyduğu ilgiden kaynaklanıyor. Bu yüzden Tesla güvercinleri çok severdi. Hatta Tesla onları beslemek için sık sık Central Park'a giderdi. Yaralıları dairesine geri getirirdi. Bir süre sonra otel sakinleri gürültü ve kokudan dolayı şikayet etti. Özellikle bir beyaz güvercini severdi. Bir gün o yatakta yatarken ve düşünürken odaya uçtu. Gözlerinde göz kamaştırıcı ve kör edici bir ışık olduğunu iddia etti. Hastalandığında onunla ilgilenmeye devam etti. Güvercin için $2000 harcadı. kanadı ve bacağı iyileşirken onu desteklemek için bir cihaz bile yapmıştır. Yıllardır binlerce güvercin besledim. Ama bir tanesi vardı ki ona göre diğerlerinden çok farklıydı. Bir dişiydi. Hatta Tesla o güvercin için sevgisini şöyle dile getirmiştir. O güvercini bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi sevdi ve o da beni sevdi. Ona sahip olduğum sürece hayatımın bir amacı vardı sözlerini söylemiştir. Nikola Tesla'nın güzel kişiliğiyle ilgili söylenecek daha çok söz var. Ama şimdi gelin birlikte toplum adına yaptığı akıl almaz icatlarına bakalım. Tesla artık doğru akımın işe yaramadığına, yeni bir çözüm yolu bulunması gerektiğine inanıyordu. Nikola Tesla 1885 yılında Edison'un sürekli bozulup kısa devre yapan doğru akım motorlarını yeniden tasarlayabileceğini söyler. Edison da bu fikri beğenir ve Tesla'ya eğer bu işi halledebilirsen sana 50.000 dolar veririm şeklinde bir teklifte bulunmuştur. Bu miktarsa bugünün parasıyla yaklaşık 1 milyon dolar yapıyor. Tesla da bunu duyduktan sonra hemen işe koyuluyor ve kısa sürede bu motorların bir daha kısa devre yapmayacağı bir çözüm buluyor. Tesla işini güzel bir şekilde hallettiği ve bitirdiği için Edison'dan parasını rica ediyor. Edison ise gülümseyerek şöyle diyor. Sanırım hala Amerikalıların espri anlayışını kavrayamamışsın. Tesla ise bunu duyduktan sonra bu durumdan büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ve haliyle bu durumdan sonra daha da hırslanıyor. Elektrik devrimini daha güvenilir bir hale sokmak için alternatif akım ile desteklemek istiyor. Ama bu dönem Nikola Tesla için epey zor olmuş. Çünkü Edison'dan ayrıldıktan sonra günlüğü sadece 2 dolara inşaatlarda ve yol kazılarında çalışmaya başlamıştır. Zaten kendisi de bu dönemin hayatının en zor dönemlerinden biri olduğunu söylüyor. Ama sonunda projeleri bir kişinin ilgisini çekmişti. Bu kişi ise George Westinghouse'tu. Kendisi Edison'un büyük bir rakibidir. Yani o zamanlar için dünyanın en büyük güç mücadelelerinden biri. Westinghouse'un desteğini alan Nikola Tesla, Edison'un pek güvenilir olmayan doğru akımına karşı çözümler üretmeye tekrardan başlamıştır. Doğru akım ile ilgili en büyük dezavantaj da elektriği çok uzun mesafelere taşıyamamasıdır. Bunun için birkaç kilometrede bir elektrik santrali kurması gerekiyor. Bu doğru akım motoru için çok büyük bir problem. Ayrıca problemleri bununla da sınırlı kalmıyor. Nasıl yani diye soracak olursanız, çok ama çok kalın kablolara ihtiyaç duyulmasıdır. Kısaca günümüz dünyasını düşünecek olursak bu kesinlikle mümkün değildir. Tesla'nın geliştirdiği alternatif akım sisteminde ise çok daha ince sayılabilecek kablolar kullanılıyordu. Çok daha fazla voltaj taşıyabiliyordu ve elektrik çok uzun mesafelere sorunsuz bir şekilde iletimi sağlanabiliyordu. İşte bu şekilde Edison ve Tesla arasında büyük bir savaş başlamıştı. Aslında Edison da Tesla'nın yaptığı sistemin kendisininkinden çok daha iyi olduğunu biliyordu. Ama bunu halk tarafından bilinmesini istemiyordu. Bunun içinse alternatif akımın çok yüksek voltaj taşımasının çok kötü bir şey olduğu düşüncesini halka kanıtlamak istemiştir. Edison bu yüzden çocuklara her getirdiği sokak hayvanı için o dönemin parasına göre 25 sent ödeyeceğini söyler. Muhtemelen yapacağı şey gözünüzde canlanmıştır. Ama bu vahşice olayı yine de sizlere kısaca anlatayım. Edison bu çocuklardan aldığı hayvanlara halka açık bir şekilde Tesla'nın alternatif akımını kullanarak elektrik verip öldürüyordu. Ne kadar da canice, öyle değil mi? Buradaki amacı ise bu akımın evlerde kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu göstermeye çalışmasıdır. Ama tabii ki Tesla da bu duruma sessiz kalmıyor. Nikola Tesla bir fuarda alternatif akımı kendi vücuduna vererek ışık çıkartmıştır. Bu Edison'u yenmek için gayet yeterli bir cevap olmuştur. Bu sayede o dönemde Westinghouse'un ürettiği alternatif akım sistemleri dünyada daha yaygın bir hale gelmiştir. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu dönemde Nikola Tesla çok seviliyordu. Bu karşılaşmayı kazanması hırsına hırs katmış ve 25 farklı icadında patentini almıştır. Bu icatların önemi o kadar fazlaydı ki bugün günümüzde kullandığımız elektrikli cihazların hepsinin temelinde yatıyor. Bu kadarı bile onu efsane yapmaya yetecekken Tesla durmuyor. Düşüncelerine ve çalışmalarına son hız devam ediyordu. Bu çalışmalara örnek vermek gerekirse herkes ya da birçoğumuz radyonun mucidinin Marconi olduğunu düşünürüz. Hatta Nikola Tesla 1898 yılında halkın önünde radyo alıcısı sayesinde bir tekneyi uzaktan kumandayla hareket ettirmeyi başarmıştır. Halk ise bu olay karşısında şaşkınlıkla olayı izleyerek acaba bu adam sihirbaz mı diye aralarında konuşmuşlardır. Nikola Tesla tarafından icat edilen ve en çok bilinenlerden birisi ise şüphesiz Tesla Bobini'dir ve bunu 1891'de icat etmiştir. Bobinler açık havada kıvılcım oluşturabilecekleri bir aralığa bağlanır. Bunun sonucunda ise Tesla Bobini ile yapay şimşek çaktırabilir, vücuttan elektrik akımı geçirebilir ve elektron rüzgarları oluşturabilirdi. Tesla Bobini'ni yapma amacı ise şehirlere kablosuz bir şekilde elektrik sağlamaktı. Fakat artık günümüzde Tesla bobinlerine bilim merkezleri veya müzelerde eğlence amaçlı rastlayabiliyoruz. Nikola Tesla'nın başka bir hayali daha vardı. O da dünyanın her yerinde bulunan su kaynaklarının gücünden yararlanarak elektrik enerjisi üretmekti. Hatta bu hayalini bir gün Niagara şelalesini elektrik üretmek için kullanacağım şeklinde ifade etmiştir. Ve bu hayali için hemen harekete geçmiştir. 1890 yılında Niagara şelalesinin gücünü elektrik üretmek için kullanmış. Öyle ki günümüzde bile hala Amerika ve Kanada'nın elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı bu şelale üzerindeki santrallerden sağlanıyor. Hatta şu an günümüzde Niagara şelalesinde dahinin anısına saygı duyarak Nikola Tesla'nın heykeli yapılmıştır. Kablosuz bir şekilde elektrik aktarmayı kafasına koymuş olan Tesla bunu daha fazla bir yükseklik kullanarak yapabileceğini düşünüyordu. 1899 yılında Tesla Kulesi, diğer adıyla Wardenclyffe adını verdiği en büyük ve en güçlü Tesla bobinini inşa etti. Bu verici 15 metrelik çapa ve 3 adet bobine sahipti. Milyonlarca volt elektrik ve o zamanın en büyük insan yapımı şimşekleri olan 39 metrelik şimşekler üretebiliyordu. Tesla Kulesi, Tesla'nın tüm dünyaya ücretsiz olarak elektrik sağlamasını hedefliyordu. Kule projesinin çalışmalarına 1901'de başlandı. Fakat 1915'te finansal destekçiler çekilince, ki neden çekildiklerini tahmin edebiliyorsunuzdur, her neyse. Kısaca proje yerle bir oldu ve bu proje Tesla'yı da yıktı. İflas kararı aldı ve maalesef psikolojik sorunlar yaşadı. Tüm bu yaşananlardan sonra annesine bir mektup bırakmıştı. Tesla mektubunda huzursuz ve kasvetli olduğunu, insanlığa onca yıl hizmet ettikten sonra aşağılanma ve hakaret dışında hiçbir şey elde etmediğini kaleme almıştı. Bir başka mektubunda ise şaşırtan bir yazı daha yer alıyordu. Türkleri tercih etmediği için pişman olduğunu, Türklerin bütün bu yaşananlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu dile getirmiştir. Ve bununla da kalmayıp 1928'de Tesla özellikle Atatürk ile görüşmek istemiştir. Bu gizli görüşmenin ana teması Ay'dır ve Türkiye ile ilgisi konuşulmuştur. Tesla bu görüşmede 3, 6 ve 9 rakamlarının sırrının Ay'da saklı olduğunu ve koordinatları ile birlikte Atatürk ile paylaşmıştır. Paylaşma nedeni hat ve ay kelimesidir ve eski adı Antakya olan Hatay resmi olarak ilginçtir ki 1936'da değiştiriliyor. Tam da Tesla Anadolu topraklarına geldiğinde Atatürk'le konuştuktan sonra neden 1928 yılında değil de içinde 3, 6 ve 9 rakamlarını barındırdığı 1936 yılında değiştirmiştir. Ve Tesla Türklerin sırrı ayda saklıdır demiştir. Aslında bu konuyu daha detaylı bir şekilde tabi siz de isterseniz bir başka videoda devam edebiliriz. Başarılarıyla tam bir deha olan Nikola Tesla'nın ölümü ise bir otel odasında 5 kuruşsuz bir şekilde kalp krizi geçirmesiyle hayatı son bulmuştur. Videomuzun sonuna gelmeden önce bu önemli kişinin bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Düşünmek için aklı başında, derin düşünmek için oldukça deli olmalısın.